Bugün benim için çok önemli bir gün ve sizinle de paylaşmak istedim. Hayırdır inşallah kızım? Biliyorsunuz ben cemiyet hayatında çok sevilen ve sayılan biriyim. Dünya ünlü bir ressamın sergisi var ve öncesinde sadece seçilmiş kişilere özel bir gösterim olacak. Ben de onlardan biriyim. Hayırlısı. Sergi öncesi yani. 50 kişilik özel listede ben de varım. Maşallah. Ne güzel. Kimin sergisi? Baski. Baski. Hiç duymadım, ben bilmiyorum. Sen bilmezsin canım. Aslında çok ünlü biri ama sadece sanatseverlerin bileceği bir isim. Yani halktan kişiler pek anlamıyor. Mesela çok ünlü bir tablosu var. Küçük bir çocuk. Elinde kırmızı kalp balon tutuyor. Baski değil. Banksy. Şey, dilim sürçtü sadece. Ayrıca ressam değil, grafiti sanatçısı. Grafik tasarımcısı değil canım. Grafik değil, grafiti yani sokak sanatçısı. Siz her şeyi çok biliyorsunuz. Mustafa, bir şey söyle. Benim için fark etmez. Habanki, Habanko. İkisini de bilmiyorum zaten. Ben çıkıyorum. Hadi Mustafa. Evet. Baba, ben de geliyorum. Sen kal canım. Bugün kal sen, gel. Yok baba, yine de geleyim diyoruz. Sen bilirsin. Abdullah Bey, kete vereyim mi yanına? Hanım, bir dur Allah'ını severse ya. Şimdi kalktık sofradan. Ne yapayım? Yolda giderken yağlı kete mi yiyeceğim? Aslında o yemekten öldürecek beni. Ey Allah'ım. Kahve mi içsek? Ay, içelim valla. Kahve mi içeceksiniz? Hı. Tamam. O zaman ben yapayım. Ha, yok canım, sen zahmet etme. Söyleriz, yaparlar şimdi. Olur mu hiç? İçimden geldi. Hem ben de hareket etmiş olurum. İyi, tamam. Nasıl istersen. Tamam. Ben de yardıma gideyim, ha? Hadi git kızım. Kolay gelsin. Teşekkürler Doğan. Bir şey mi istediniz? Ben yapayım. Kahve yapacaktım ama ben yaparım. Çık dışarı. Çık dedim. Nilay'cığım, ne oluyor böyle baskın yapar gibi? Doğan, sen hayırdır? Bayağı bir havalara girdim bakıyorum. Anlamadım. Yüzüme gülmeler, benimle dalga geçmeler. Ne oluyor, anlat bakalım. Ne dalga geçmesi Nilay? Yüzüme gülmedin mi? Benimle dalga geçmedin mi? Kızım, dün bir, bugün iki, sen hayırdır? Nilay'cığım, içinden çok çirkef biri çıkıyor farkındaysan. Sen daha hiç bir şey görmedin canım. Öyle mi? Anladım ben zaten, onu merak etme sen. Bak, sıkıntıdan birine saracaksan bunu açıkça söyle, yoksa bana sarma, tamam? Ay Nursema, ne diyeceğim? Şimdi hayırlı olsun da insanlar gelecek. Bu kızın hiç çeyizini de yollamadı annesi. Ben söylesem ayıp mı olur ki? Hani dün akşamdan sonra hayırlı olsun kim gelecek bize? Ay sus sus. Beğenmediler ama gene de çeyiz görmek isterler. Sen şimdi gelince konuya gir. Ben devamını getiririm. Ay, iyi bakın. Bak Doğa, hamilesin diye sana güler yüz gösteriyor diye kendini çok kıymetli sanmaya başlamış olabilirsin ama bu ailenin ilk ve tek büyük geliniyim. O yüzden bana saygısızlık edersen... Nilay bak, ben kimseye saygısızlık etmem. Hani neye ne zaman güleceğimi de sana soracak değilim. Lütfen bu boş tehditlerini kendine sakla, olur mu? Ha, illa da böyle bana bir şeyler söylemek istiyorsan beni yalnız sıkıştırma. Gel herkesin içinde söyle. Görürsün sen. Olur, görelim bakalım. Sönmez abla, kızımızı da verdik. Çok şükür, kazasız belasız everdik. İyi insanlar sanki ama o yengeyi pek sevmedim. Ya abi de yenge de bir tuhaflar. Bana kalırsa abi biraz aklı evvel. O ne demek abla? Yani aklı az demek. Yenge ise uf, anasının gözü. Her şeyin farkında. Tabii bir Doğa'ya bak, bir de ona bak.
E bizimkini kıskanır tabii. Allah'ın emri. Anne, ya ben senin gelinin değil miyim? Evet, öylesin kızım. O zaman neden beni ezdiriyorsunuz? Ya ben bu ailenin en büyük oğlunun karısıysam bana saygı duyulmadı. Ay ne oluyor Nila, kim ne dedi sana? Doğa, ya benimle dalga geçiyor. Siz olmadığınız her fırsatta benimle uğraşıyor. Demin mutfakta ona yardım edeyim diye gittim. Bana bir sürü laf etti. Ressamın adını yanlış söyledim diye gülüyor bana. Kızım benim, şaka yapmıştır o sana. Şaka mı? Nasıl bir şaka bu? Ay sen de abartma. Sen de doğru öğrenseydin adını. Ya inanmıyorum size ya. Nilay'cığım, gel canım benim. Sen niye sinirlendin bakayım ha? Evin delisi ilan edilmediğim kalmış tabii. Ay tövbe estağfurullah. Sizin o bayıldığınız doğa daha size neler edecek haberiniz yok. Siz daha böyle tepenize çıkarmaya devam edin onu. Kimseye tepemize falan çıkardığımız yok. Ay senin sinirlerin bozulmuş herhalde. Neyse ben sizi rahatsız etmeyeyim. Siz yeni gelininize güzel güzel oturun. Ay. Kudurdu bu da, iyice kudurdu. E abla bunlar aynı evin içinde ne yapacaklar böyle? Aa bizim kız akıllıdır. Fatih'i bir an evvel kendi evine çıkarır o. İnşallah. Her şey iyi güzeldi de şu bizim Alev tozutmasaydı. Ne o öyle dans etmeler, adamı zorla dansa kaldırmalar. Yani. Abla boş ver sen bunları. Düğün işte bu, o da eğlendi. Ya kendi tarafında, kendi arkadaşlarınla, ahbaplarınla eğlensene. Ne var öbür tarafa bulaşacak? Arsız işte. İlle bir taşkınlık yapacak. Arkasından konuşmasalar bari.